Komutanım. Ha. Göktürk albay. Sanki bir yabancı gibi bakıyordu değil mi? Yani video çekilirken öylece durdu. Tepkisiz, donuk. Başka biri gibi. Aynen. Çok garip. İlyas ve Haydar. Albayınız böyle demişti sanırım. Yalnız hanginiz Haydar, hanginiz İlyas? Onu sormayı unuttum. Sıkılmadınız değil mi? Gerçi burayı biraz hareketlendirmişsiniz ama... yaptığınızın saçma bir eylem olduğunu anlamışsınızdır umarım. Ya öyle biz temizlik yaptık ya. İşte biraz. Çakal temizliği. Ama iyi geldi değil mi komutanım? Öf. Öf. Var ya yemin ediyorum İlyas kemiklerimin pası gitti. Bak ablacığım o senin burada tuttuğun lavuklar var ya. O olmaz, o adamlar olmaz, onlar tırt. Depoda o bombayı niye patlatmadım sanıyorsunuz? Sizi niye orada hemen öldürmedim? Albayınız. Albay Oktay Göktürk. Çünkü sizi o öldürecek. Ve bunu herkes izleyecek. Hayat çok garip değil mi? Sizin o çok güvendiğiniz albayınız artık bizimle. Kim derdi ki bir Türk askeri bize çalışsın? Biz ne istersek onu yapsın. İstediğimiz herkesi öldürsün. Kimsin sen? Anlamadım. Ne anlamadın lan? Sen kimsin? Siz Türklerden hiç hoşlanmayan biri diyelim. Anam, İlyas duydun mu lan? Türklerden hoşlanmıyormuş. Sen bu hoşlanıyor musun? Bundan mı? Hiç sanmıyorum komutanım. Bana bak. Sen de senin tasmanı tutanlar da şunu iyi bilsin. Bugüne kadar Türk'ün kim canını yaktıysa karşısında bizi buldu. Bundan sonra da öyle olacak. Eskiden kim olduğunun ya da ne olduğunun hiçbir önemi yok. Türkiye düşmanlık eden er ya da geç bedelini öder. Sizi bugüne kadar paspas ettik. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. O yüzden cesaretin varsa, yüreğin varsa ya kafama sık ya da Yüreka. Bunu sen istedin. Albayınızın elinden bu zevki almayacağım. Zaten yarın sabah o bunu büyük bir zevkle yapacak. Manyak mıdır nedir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.